Her iş kolunun kendine özgü mülakat ve CV hazırlama kuralları var. Bugün sizlere süpermarket sektöründe işe alım mülakatlarında nasıl davranmanız, neler söylemeniz gerektiğini detaylarıyla anlatacağım. Bu tip işler için nasıl bir CV hazırlamalısınız? Kendim zaten bizzat süpermarkette çalıştım. Bunun dışında Antalya'daki bir firmada insan kaynakları müdür yardımcısı olarak görev yaptım ve yine bu videoyu hazırlamadan önce etrafımdaki bazı süpermarket çalışanları ile ayaküstü sohbet etme imkanım oldu. Tüm bunların ışığında yapmanız gerekenleri söylüyorum. CV hazırlarken ve mülakatta süpermarketçilik sektöründe en önemli husus maddi durumunuzun kötü olması. Süpermarketler maddi durumu iyi. Kendisi işsiz olsa dahi bakın siz işsiz, çok kötü durumda olabilirsiniz. Böyle olsa bile ailesi zengin kişiler ile çalışmak istemezler. Bundan dolayı herhangi bir süpermarket için CV hazırladığınızda bir şekilde maddi durumunuzun çok iyi olmadığını ve para kazanmaya ihtiyacınız olduğunu ifade etmeli ve muhatabınız olan insan kaynakları sorumlusunu bu hususta ikna etmelisiniz. İkincisi, çok fazla iş tecrübenizin olmaması gerekiyor. Süpermarketler bir veya ikiden fazla iş tecrübesi olan kişilerle çalışmak istemezler. Bu açıdan bakıldığında marketçilik sektörü iş tecrübesi olmayanlar için büyük bir fırsat. Bununla birlikte iş tecrübeniz varsa onu da ekleyebilirsiniz. Özetleyecek olursak marketler ya hiç tecrübesi olmayan ya da en fazla 1-2 iş tecrübesi olan kişileri tercih ederler diyebilirim. Gelelim mülakatta yapacaklarınıza. Öncelikle sinirli ve asabi olmamalısınız. Özellikle süpermarkette çalışacak kasiyerler için bu çok önemli. Örneğin Migros iş mülakatlarında önce tek bir insan kaynakları sorumlusu ile görüşürsünüz ve o sizinle kısa bir mülakat yapar. Bu ön elemede işe başvuru yapanların yarısı elenir. Sonra 2 ya da 3 psikolog karşısında sizinle bir mülakat daha yaparlar. Bakın ikinci mülakatta Migros insan kaynakları uzmanı kullanmıyor. Dışarıdan psikolog tutmuş, siz psikologlarla mülakat yapıyorsunuz ve bu psikologlar ile olan mülakat tamamen sizin sakin, çabuk sinirlenmeyen, mülayim birisi olup olmadığınızı denetlemeye yöneliktir. Asabi kişiler, başta Migros olmak üzere diğer kurumsal süpermarketler tarafından da tercih edilmezler. Bana iyi de asabi insanı zaten kim ister ki diyebilirsiniz. Öyle demeyin. Mesela televizyonda yarışma programları var ya, işte onlarda tam tersi özellikle sinirli psikopat tipleri televizyon kanalları tercih ediyor. Yani her malın bir alıcısı var, merak etmeyin. Süpermarketlerin sizden istediği bu işte çalışmaya sizin ne kadar hevesli ve istekli olduğunuzu görmek. Onları buna ikna etmelisiniz. Şimdi gelelim mülakat sorularına. Bu sorular çok klasiktir. Ben hızlı bir şekilde soruları ve cevapları size söylüyorum. Şimdi dikkatle izleyin. Birinci soru, burayı kolay bulabildiniz mi? Evet de geç. Sakın ayrıntıya girme. Zor buldum, zorlandım deme. İkinci soru, ne alırsınız? Ya hiçbir şey almayın ya da su ve çay dışında bir şey istemeyin. Üçüncü soru, kendinizden bahseder misiniz? Şimdi CV'ne yazdıklarını tekrar etme. Soruya soruyla cevap verme. Mesela nereden başlayayım anlatmaya? Bunu sorma. Bu soruya vereceğin cevap 30 saniyeyi geçmesin. Şu an ne yapıyorsun? Geçmişte ne yaptın? Yetenek ve başarıların nelerdir? Ne kadar hevesli ve isteklisin? Bunları anlat. Dördüncü soru, zayıf yönleriniz nelerdir? Buna öyle bir cevap ver ki karşıdakini şaşırt. Mesela şöyle söyle. Çalışmaya daldın mı? Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum ya. Beşinci soru, neden bizimle çalışmak istiyorsun? Burada şu önemli. Sen hangi süpermarket için iş başvurusuna gittin? İşte A101, Şok, BİM, Migros, Carrefour. O süpermarket hakkında bilgi sahibi olmalısın. O süpermarketlerin sahipleri kim? Ne zaman kurulmuşlar? Neler yapıyorlar?
Önce bunlardan bahset ve sonra da duyduğuma ve araştırdıklarıma göre bu süpermarket bu sektördeki en iyilerden birisi de geç. Altıncı soru. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Buna da şöyle cevap verin. Bu süpermarkette 2 yıl içinde tüm işi öğrenip daha sonrasında yükseleceğimi düşünüyorum. Yedinci soru. Eski iş yerinden neden ayrıldın? Eskiye ait bir çalışman varsa sakın eski iş yerini kötüleme. Şu müdür kötü davranıyordu, o yüzden ayrıldım deme. Daha yumuşak cevaplarla geçiştir. Evime uzaktı, ailevi sebepler. Bunun detaylarını sen benden daha iyi düşünürsün. Sekizinci soru. Mesela sana şunu sorabilirler. Eğer böyle bir durumun varsa tabii. Bir yıldır neden işsizsin? Buna mutlaka verecek bir cevabın olmalı. Sakın bir türlü iş bulamadım deme. Onun yerine şu kurslara gidip kendimi geliştirdim. Şu sosyal faaliyetlerde bulundum. Şu eğitimi aldım gibi cevaplar vererek bu boşlukları doldurmaya çalış. Dokuzuncu soru, sizi niye işe alalım? Buna şöyle cevap verin. Ben ekip çalışmasına uyumlu, fedakar, gerektiğinde mesaiye kalabilecek bir insanım. Onuncu soru, boş zamanlarında ne yaparsın? Hobilerin nedir? Şimdi, süpermarket işi bir takım işi ve takım çalışması. Dolayısıyla hobilerinizin de buna uygun olması gerekiyor. Kitap okumak, sinemaya gitmek, bu işe uygun hobiler değil. Daha grup işi ve sosyal olan hobiler bulmalısınız. Aslına bakarsanız kitap okumak, sinemaya gitmek ve benzeri birçok hobi ki bunlara hobi denilebilir mi? Orası bile tartışmalı. Bunlar sadece süpermarket sektörü için değil, çoğu ekip çalışması gerektiren işler için uygun değil. 11. soru sizi ne motive eder? Bu soruya vereceğiniz cevap şöyle olsun. Beni takdir edilmek, kendimi geliştirmek motive eder. Bu soruya para kazanmak beni motive eder diye cevap vermeyin. 12. soru, ne kadar maaş düşünüyorsunuz? Süpermarketler işe ilk girişte asgari ücretten 300-500 TL fazla ödüyorlar. En az parayı Carrefour veriyor. Buna vereceğiniz cevap şöyle olsun. Şu anki yaşam şartlarımı devam ettirebilmem için asgari ücretten 300-500 fazla kazanmam lazım. Ne verirseniz bana uyar demeyin. Bu da yanlış. Şu söyleyeceklerime de dikkat etmeniz gerekiyor. Başka bir firmayla da görüşüyorum da sizden ne kadar zaman sonra cevap gelir? Bunu sormayın, söylemeyin. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir kızla yeni buluştunuz. O da size bir erkek arkadaşım var, daha var görüştüm. Sen ne düşünüyorsun benim hakkımda? Ona göre ona dönüş yapacağım. Yani kendinizi o süpermarketin sahibi olarak düşünün. Anlatabiliyor muyum? Ayrılırken teşekkür edin ve 3 iş günü içinde cevap gelmezse ilgili firmayı arayıp durumunuzu sorun. Bunu neden söylüyorum? Süpermarketlere çok fazla iş başvurusu olur ve bu yoğunluk içerisinde sizin dosyanız gözden kaçmış olabilir. Bundan dolayı bunu yapmalısınız. Şimdi de vücut dilinden bahsedeyim biraz. Özellikle Migros mülakatlarında vücut diline önem verilir. Karşınızdaki psikolog sizi çok iyi analiz edecektir. Bunu unutmayın ve vücut diline dikkat edeceğim diye başka şeyleri gözden kaçırmayın. Çünkü vücut dilinin kontrolü normal konuşma dilinden çok daha zordur. Yine de yapabileceklerinizi söylüyorum. İçeri girer girmez güler yüzlü olun. Karşıdakinin size elini uzatmasını bekleyin. Karşınızdaki bir bayansa zaten bir kadın el uzatmadan ona el uzatılmaz. Bu bir görgü kuralıdır. Onun size elini uzatmasını bekleyin. Elleriniz terli olmasın. Avucunuz o kişinin avucunun içine tam otursun ve tokalaşma 2 saniyeden fazla sürmesin. Böyle kurban pazarlığı yapar gibi uzatmayın yani. Tam bu esnada sakin olun. Tokalaştınız, acele etmeyin. Önce mülakat yapan kişinin yerine oturmasını bekleyin. Sonra siz de sakin bir şekilde yerinize oturun. Yanınızda mutlaka bir böyle not defteri, kalem olsun.
Elinizi ve dirseğinizi mülakatçının masasına dayamayın. İçeri sakız çiğneyerek elinizde bir içecekle girmeyin. Bazen sizi dışarıda bekletirken içecek söylüyorlar. Tam siz bitirmeden çağrılabiliyorsunuz. Onu orada bırakın. İçeriye içecekle girmeyin. Konuşurken ara sıra göz teması kurun. Oturduğunuz sandalyeyi sağa sola döndürmeyin. Mülakata 30 dakika önce gelin. Sakın geç kalmayın. Size tam da burada bir anımı anlatayım. Bankada çalışıyorum. İki kişi insan kaynakları ile mülakat yapmış. Bir de bizim departmanın müdürüyle mülakat yapacaklar. Sabah 9'da geldiler ve müdür de o gün biraz yoğundu. Ne oldu biliyor musunuz? Bu iki kişi akşam 18'e kadar orada bekledi. Ama bir türlü mülakat yapılamadı. Böyle şeyler oluyor. Bunların hepsi birer test aslında. Beni bir sene arayla iki kez mülakata çağıran firma oldu. İlk mülakatta işe alınmadım. Bir sene sonra yine aynı firma mülakata çağırdı. Bu sefer işe aldılar. İş hayatında her şey olabilir. İşim olmadı diye ah vah etmeyin. Sorularınızı yoruma yazabilirsiniz. Hepsine cevap veriyorum. Ve sakın red cevabı aldığınızda moralinizi bozmayın. Aradığınız işi mutlaka bulacaksınız. Üzülmeyin.